PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri daha itirafçı oldu. Hem örgütteki çözülme sürecini anlattı hem de diğer teröristlere teslim olun çağrısı yaptı. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan o terörist PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın da sağ koluydu. Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Nereye giderlerse gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yolu adalete sığınmak. Hiçbir zaman örgüt bu süreçte yaşadığı zorluklar kadar büyük zorluklar yaşamamıştır. Mehmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vururken o itiraf PKK'nın içinden geldi. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu oğlum dediği terörist örgütteki çözülme sürecini anlattı. Örgüt büyük ölçüde çıta desteğini kaybetmiş durumdadır. Özellikle İHA'ların, SİHA'ların ve devletin yeni üretmiş olduğu teknikler devreye girince örgütün geçmişteki hareket kabiliyeti sıfıra inmiş durumda. Bu şekilde kadro bu insanların ölümünden bizzat kendileri sorumludur. Özgür Gabarkod adlı Fırat Şişman PKK'nın sözde saha sorumlusuydu. 25 yıldır örgütün içindeydi. Kırmızı kategoride aranıyordu. Şırnak'taki Beren 10 operasyonunda yaralı ele geçirildi. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı da hastane sürecinde askerlerden kan alınıp bana verilmişti. Verdikleri çabalardan dolayı hayatta kalma durumu oldu. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür borcunun olduğunu belirtiyorum. Jandarma sorgusunda itirafçı olduğu dağdaki teröristlere teslim olmaları çağrısı yaptı. Artık savaşla bu işin sonuçlanmayacağı, örgütün söylediği gibi başarıda kazanılmayacağı bütün arkadaşlar tarafından görülmektedir. Her arkadaş gelme cesaretinde bulunursa devletin de bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayacağını düşünüyorum.